gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İki tane altılı ganyan bizleri bekliyor. İkincisiyle ilgili yorumlarımı paylaşarak pazar gününü birlikte keyifli bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Pazar İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemiz olan gifkoanaliz.com'da aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Alt taraftan bir beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Adana ile ilgili yorumlarım ise ilerleyen saatlerde sitemizde paylaşılarak pazar gününü hem sitemiz için hem de YouTube kanalımız için hem de diğer platformlarda başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışacağız. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram sayfanda bizi takip ederek buradaki paylaşımları da görebilirsiniz ki arada dikkatli sitelere, arada paylaşımlarla beraber buralarda da katkı sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden de takip etmenizi öneririm. O zaman ne yapalım? Yorumlara başlayalım. Yorumlara başlamadan önce bir iki tane konuya değineyim. Mesela dün ben Adana oyununu yakaladım ama ben Adana oyunu yakalarken sistemde şu tarz şablonlar veriyorum. Yani bu verdiğim videodaki söylemlere, yorumlara göre hem geniş bütçeli oynayanlara bir imkan sunuyorum hem de verdiğim analizlere ve yorumlara göre bazı ön planda verdiğim hatları değerlendirerek bu oyun miktarını 10 lira 20 lira kadar şablon şeklinde sistemde düşürüyorum. O yüzden de eğer bütçeniz çok yüksek değil ve ufaksa verdiğim yorumlara göre tercihlerde bulunarak kolaylıkla ufak bütçeli bir oyun yapabilirsin. Mesela dün Adana'da videoda bahsettiğim birçok at kazanmasıyla çok da yüksek meblağ olmayan ve çok böyle ufak oynayanlar bile kazançlı oldu. O yüzden de bugün de bunu dile getirmiş olayım. Ayrıca bir iki tane de soru vardı, ona da dile getirerek yorumlara başlayacağım. Bir tanesi Gifcon'un anlamı var mı olarak çok fazla soru geliyor. Aslında bunu da ara ara dile getiriyorum ama yine bir dile getireyim. Bir anlamı yok. Yani ben Gifco ismini başka bir platform için GIF paylaşmak anlamında kurmuştum. Ondan sonra işte yeni belgesizin altına yorumlar yapıyordum ve çok da güzel dönüşler aldık. Oradan başlayan bir gidişat Gifcon'a kadar döndü ve şu an oldukça tanınan, her yerde duyduğum Gifcon ismiyle buradayız. O yüzden de bu tür bir anlamı, bu tür bir hikayesi olduğunu söyleyerek o zaman İzmir yorumlarına başlıyorum. Yedili plasayana baktığımızda hem yedili plasa için hem birinci adliga için 3 numaralı La Bombonera'yı tek olarak değerlendirebilirsiniz. Yani bence geçerse ekürüsü geçer. O yüzden de ben burada ekürlerden birinin kazanacağını düşünüyorum. Birinci aldıgan için de tek olarak değerlendirebilirsiniz. Yedili plasa için de tek olarak değerlendirebilir. İkili alınacaksa, ikili değerlendirecekse bence ekürüsüyle alınmalı. Burası büyük ihtimalle ekürü bitme ihtimali çok çok yüksek. Üçüncü bat yazılacaksa bir numaralı alternatva değerlendirebilecek diğer bir aday olabilir. Dördüncü koşuya baktığımızda ikinci aldıganın başlangıcını veriyoruz. Şöyle söylemem gerekirse, yani bugün büyük ihtimalle yarın AG Forum'da, yarın demeyeyim ya, bugün deyip yarın demek çok böyle anlamsız bir ikili oldu. Yani bugün yüksek AGF'ye bir tek atacağız ve kazanma ihtimali en azından mantık çerçevesinde yüksek görünüyor. Evet, o at tek atacağız ama diğer ayaklar çok kolay değil ve bütçesi yüksek olanların bir yerlerde risk de alması gerekiyor. Ben her zaman şunu savunan biriyim. Evet, yüksek AGF'ye bir at tek atılabilir. Ama bütçeniz ufaksa ikinci teki biraz daha zorlu, biraz daha böyle AGF'nin yüksek olmayan, yakın AGF'nin bir arada olduğu koşulda alınmalı diyerekten sistemde özellikle önerilerde bulunuyorum. O yüzden de ilk 3 aya ben kalabalık geçsem de üçünde de ön planda birer tane at önereceğim. Bunlardan hangisi mantıklı geliyorsa ikinci tek adayı olarak kupon ufaltmaya gidebilirsiniz. İlk aya baktığımızda ben burada önceliği ve net favorim olan 2 numaralı Bianco ile başlayacağım. Eğer tek atacak olsam Bianco'yu atardım. Çünkü bu at en son yarışında daha üst grupta baktığımızda handicap 16 koşmasına rağmen fena da demeyeceğimiz rakibin yanında başarılı bir ikinci elde etti ve sonlarda fotoyu çok diri geçti. Bugün bakıyoruz gerçekten rakipler baya baya alt seviye isimler. Handicap 14 yarış 2 at gruba geliyor. Tek sıkıntı biraz gidişat, çok sert tempolara girebilecek atlar olmadığı için bu anlamda etkilenebilir. Ama onun haricinde grubun kalite atı ve potansiyel ismi olmasıyla 2 numaralı Bianco son yarışını tekrarlarsa ki
Ben o gün Bianco'yu da önerirken Boat Kum'da da iyi koşabilir dikkat demiştim. Benim beklentimi karşıladı. Bugün bence grubun uygunluğuyla Bianco'nun kazanmaması için bir sebep yok ve kazanan olabilir. Kupon ufa alacaklar. Alternatif tek adı yok. Değerlendirebilirler. Rakip olarak öncelik iki isme vereceğim. Çünkü bu iki adı son yarısını duyum olarak almıştım. Ben şans vermedim ama duyum olarak geldiğinden ötürü bu tür atlar genelde birkaç yarış içerisinde farklı performans yapabiliyor. Bunlardan biri 8 numaralı oğlu Misha. Son yarısında çok dillenen bir attı. Sonlarda Foto'yu diri geçti ve güzel bir üçüncülük elde etti. Eğer Bianco beklediğimiz yarış yapamazsa oğlu Misha'dan iyi bir yarış görebiliriz. Diğeri de 11 numaralı Mandacan. Yani bu at böyle çok yakın tanıdığım birinden dikkat bir yerlere sıkıştı denilerek önerilmişti. Yarışına baktım çok bir varlık gösteremedi ama bugün ciddi bir kilo avantajı da geliyor. Eren Aktu tercihi var. O yüzden de bugün bir değerlendirmekte fayda görüyorum. 2-8-11'e dikkat edelim. Daha sonra 1 numaralı Ayvalık Ateşi, 5 numaralı Rockaboy, 10 numaralı Agassi, 7 numaralı Zaldır, 3 numaralı Kayo, 4 numaralı Prenses Duru ve 6 numaralı Metal Mirror yazarak bir nevi buraya kapatabiliriz. Ama 2 numaralı Bianco ve diğerler diyorum tercih sizin. 5. koşuya baktığımızda burada da ön plan almak için bir isim var. 10 numaralı Wild Ocean. Yani son yarışında ciddi bir ara sonrası koşmuştu ve baktığımızda daha sert, daha iyi rakibin yanında koşmasına rağmen birkaç da kapanma yaşadı ve tüm bunlara rağmen 3. elde eden bir Wild Ocean görüyoruz. Bugün geldiği grup son yarışına göre çok daha uygun isimlerden oluşuyor. Üstelik o gün Boat Değirmen Dere Bey gibi çok süratli bir attan da etkilendi. Bugün bakıyorum öyle çok seri diyebileceğim, çok hızlı hamleler yapabilir diyebileceğim bir at yok. Start iyi alabilirse 10 numaralı Wild Ocean liderliği alır. Son yarışını tekrarlamayı başarırsa da bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izlettirir. İlk ayakta alternatif tekime güvenmiyorsanız, farklı bir tekrar almayı düşünüyorsanız 10 numaralı Wild Ocean'ı da alternatif bir ikinci aday olarak değerlendirebilirsiniz. Tek soru işareti ara sonrası iyi dönüş yaptığı için ve ciddi bir performans sergilediği için bugün eksik koşabilme ihtimalinin türü ben yanına rakip önereceğim. Bunlardan biri güzel bir çıkış yakalayan 2 numaralı Kuponlusu. Daha sonra dikkat edeceğim bir at var 3 numaralı Kafkas Bey'i. Yani eğer Wild Ocean tek falan atmayacaksanız, burayı kalabalık geçmeyi düşünüyorsanız 3 numaralı Kafkas Bey'e mutlaka dikkat edin. Çünkü bu at belki son yarışında olmasa da bir yarış önce Wild Ocean'ın arkasında 5. kelle ederken sonlarda çok sert geldi ve ciddi bir fark kapatmayı başardı. Bugün daha deneyimli bir binci var üzerinde. Kafkas Bey çok kötü bir at değildir. O yüzden de bugün çok ters bir yarış görebiliriz. Kalabalık geçecekler. Kafkas Bey'e dikkat etsinler. Daha sonra 1 numaralı King Jackson. 9 numaralı Speedy King. Mesela bu at en son koşacağı gün önermiştim. Ama o gün koşudan çıktı. O gün Değirmenleri bir alternatif tekimdi. Rakip yazacaklar. Sürpriz atı olarak Speedy King'e dikkat etsinler demiştim ki 4 lira ganyanlara kadar düştü. Yani bu at çok kötü bir at değil. Yani eğer bugün koşabilirse, koşarsa, o starta girmeyi başarırsa bence burada tatlı bir sürpriz 9 numaralı Speedy King'den gelebilir. Mutlaka ve mutlaka at yazılacaksa değerlendirilmeli. Daha sonra 6 numaralı Congenison. Ya bu hafta zamanda yaptığı yarışlar ve sergilediği performans ortada. Son zamanlarda belki beklentiyi veremiyor ama en büyük avantajı en azından start sorunu çok çok az yaşıyor. Bugün yine start sorunu yaşamazsa bence burada yıldız ve ünlemli bir şekilde değerlendirmemiz gereken at 6 numaralı Congenison. Bence buranın en büyük sürprizden biri olur. Daha sonra 7 numaralı El Mascalaro ve 5 numaralı Jaguar Mail devreye girebilecek isimler. Risk alınacaksa, tek değerlendirilecekse 10, rakip yazacaksa 2, 3, 1, 9, 6, 7, 5 sıralamam. 6. koşuya baktığımızda burada da ön plan almak istediğim birkaç isim var. Bunlardan biri 6 numaralı Güvendik. Yani yarışın süratli gideceği bariz belli. Çünkü Atik Soylu gibi, Keleşan gibi, Dirlik gibi önemli yapabilecek atlar varken büyük ihtimalle işte Naldöken Bey ile beraber Şah Dragon'da erken hamlelerini göreceğiz. Güvendik son zaman zaten güzel bir çıkış yakaladı. Bugün bu kadar lehine bir gidişatta varken sonlara sert ataklarını izleyebiliriz. Rakipten kesinlikle önünde olmayı hak ediyor ama ciddi bir rakibi var. O da 2 numaralı Akkuş Bey. Son yarışında bu atı dikkat diyerek önermişti ve beni yanıltmayarak sert grubu çok da fena demeyeceğimiz bir performansa geçmeyi başarmıştı. Güvendik kadar
Akkuş Bey'de gibi sprint atan bir at. Çünkü bu at ne kadar önceki zamanlarda önde gitmeyi sevse de son zamandaki yarışlarında biraz daha bekleyerek başarı sağlıyor. Bugün de yarış bu kadar süratlenecekken ön ramda yapmayacaktır. Yarıda bekleyerek sonlara sert ataklarını izleyebiliriz. 6 ve 2. Bu ikili rakiplerin önünde. Daha sonra 3 numaralı Naldo Kembe'yi, 7 numaralı Frank Lateş'i. Bence buranın sürprizi kesinlikle ve kesinlikle Frank Lateş olur. Dikkat diyorum. 5 numaralı Shah Dragon ve 8 numaralı Dirlik kilo masajıyla devreye girebilir. Ufak oyuncaklar 6, 2 ve 3. Geniş oyuncaklar 7, 5, 8 ilave. 7. koşuya baktığımızda yine ön plana çıkan atların olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Yarış süratli olacağı için ön plana daha çok 2 numaralı Dragon Fire alabiliriz. Tek atılacaksa burada o isim Dragon Fire olmalı. Yani son yarış ve genel olarak çok güven veren bir at değil. Ama bugün şartlar o kadar lehine ki değerlendirmemek olmaz. Çünkü yarıştaki atların neredeyse tamamı önde giden isimler Michael gibi, Mir Bey gibi, Line of Runner gibi. Zaten Raksoy Tekirüsü bir tek Cesaf Etmez kalıyor. Ya yani Cesaf Etmez'den bir sürpriz gelebilir mi? Düşüncelerim içerisinde ama şans veremeyeceğim. Geriye Dragon Fire ile Raksolid kaldı. O yüzden de bu iki atın sonlarda yapacağı ataklarla yarışı kazanma ihtimali çok yüksek. İkinci tek arayanlar. İlk ayaklarda ben çok fazla risk almayacağım. Biraz daha burada risk almayı düşünüyorum diyenler varsa ekürleri alternatif aday olarak değerlendirebilirler. Ekip yazacaklar. 4 numaralı bir bir yazsınlar derim. Ahmet Çek buralara kadar geldiğine göre son yarışında atta bir şeyler gördü. Bugün de elinden geleni yaparak umarım iyi bir netice alabilir. 2 ve 4 sıralamam ama tek tercih edecekse bence o eküller olmalı. Bir su molası verip devam edelim. Sekizinci koşu Maiden yarışa geldiğimizde 4 numaralı rotasız kaptanı günün bankosu olarak öneriyorum. Ben yazabilecek bir rakip bulamadım. Siz bulduysanız yazın. Yani bu at en son yarışında şöyle bir bakalım. Kısa vade 6 koştu. Geçtiği atlar fena isimler değil. Ki o yarışın yedincisi Yeni Mela bir yarı sonu şart 2'ye çıktı ve kolay bir birincilik elde etti. Yani yarışta geride bitiren at bile bir yarı sonra kazanmasını bildi. Geçildiği atlar zaten iyi isimler. Bugün Maiden gruba geliyor. Çok aman aman bir rakip göremedim. Büyük ihtimalle startla beraber liderliği alıp 4 numaralı rotasız kaptandan beyaz bayrak aynı yarışı izleriz diye düşünüyorum ve günün bankosu öneriyorum. Aslında Akın Sözen'in yüksek AGF'de biraz tek atmaya çekinen biriyim ama umarım bugün ya kendine geçecek bir rakip hem rotasız kaptan hem de Akın Sözen bulmaz diye ümit ederek banko diyorum. İkili alınacaksa yani o isim 6 numaralı Alice of Fire olabilir. Biraz daha cazip bir atta denemek istiyorum diyenler varsa idman diye görünen 3 numaralı Mingunyo'yu değerlendirebilirler. Günün son koşusuna geldiğimiz aslında sürprize müsait bir yarış olsa da ben ön plandaki atlardan bazılarını yazarak buraya geçmeye çalışacağım. Bunların da başında 1 numaralı Ayer daha geliyor. Yarısı zaten süratli gidecek. Baktığımızda 5-6 tane civarında önde gidebilecek atlar var ve bunların birçoğu önde gitmediği yarışlarda eksik koşan isimler. Ayer daha zaten son zamanlarda güzel bir çıkış yakaladı kaldı ve sert takım yanında bile başarı sağlıyor. Bugün eğer kalabalık grupta yol problemi falan fistan yaşamazsa ben sonlarda yapacağı ataklarla beraber 1 numaralı Ayer Dağ'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir adım önde ciddi birkaç rakibi var. Onlardan biri 4 numaralı Köylümün Kızı. Yani bu at ne kadar son zamanlarda beklentinin altında kalsa da potansiyeli olan bir at. Kadir Tokaçoğlu tercihi ve çok yazıklarıyla dikkat çekiyor. Eğer bugün koşacağım derse, eğer bugün potansiyeli birazcık sağa yansıtırsa bu grubu güle oynaya geçer. O yüzden de 4 numaralı Köylümün Kızı'na özel olarak dikkat edelim. Daha sonra son kursunu çok beğendim. 2 numaralı Eyüphan ve biraz daha tatlı bir sürpriz olabileceğini düşündüğüm 3 numaralı Nurbek'e dikkat diyorum. En son yarısında biraz beklentinin altında kaldı ama bugün yine çok ciddi hazırlıklarla geliyor ve baktığımızda takı değişikliği de yapılmış. O yüzden de hem takı değişikliği hem de hazırlıkların çok iyi olmasıyla bu yarışın tatlı bir sürprizi 3 numaralı Nurbek olabilir. 1 numara bir tık önde, 4 numara dikkat edelim. 2 ve 3 daha sonra diyerek son aya da geçiyorum ve İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Ufak oyuncaklar için de geniş oyuncaklar için de birçok alternatifimiz ve sunduğumuz atlar var. Bundan sonra söz ve tercih sizde. Umarım eliniz doğru atı işaretlemeye gider ve
Doğru, güzel bir sonuç alırsınız. Hatta videoyu kapatmadan önce son ayette bir tane dikkatimi çekti. Ben yazmayacağım ya, yani yazamayacağım, en azından yerim kalmadı, ama eğer ilk ayaklarda alternatif tekler yönelip sonra böyle ilave yapmayı düşünüyorsanız 13 numaralı Mistral. Bu alta dikkat edin. Yani öyle diyeyim. Benim şablonumda şahsi olarak olmayacak ama dediğim gibi farklı kurgu oluşturacaklar. Bir yerlere yazsınlar. Hatta 8 numara yaz güzelimi de söyleyebilirim. Bugünkü İzmir yorumlarım bu şekilde. Herkese mutlu pazarlar ve bol şanslar dilerim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.